Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Nereye? Geliyor. Çabuk gel. Acaba gerçekten yapabilir miyim? Kıvaz, sen ne kırdın biberi? Ben mi kırdım? Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. Vay 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 vay. Mücadelenin galibi. Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Artık iş montaja kaldı. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... 97 kilo çarpı 12. Öğrenmem gereken çok şey var. Yani. Nasıl aklın nerede? Canım oynatma bizi şimdi. Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta Mersin'in Mut ilçesine bağlı Dereköy'deyim. Ayağın titremesin. Akdeniz'in ılıman atmosferinde Torosların kalbindeyim. Tepelerden görünen yemyeşil vadiler beni harika hissettiriyor. Doğanın aşkla açtığı bu güzel iklimde ben hiç çiçek açmayan bir ağacın hasadı için buradayım. Sıkı durun. Ayağımız biraz yerden kesilecek. Muhteşem bir vadiye kurulmuş yemyeşil bir köydeyim. Buraya yazın en güzel meyvesini toplamaya geldim. Durdu'yla Özay'ın bahçesinde hep beraber incir asadı yapacağız. Benim çömel hangisi? Birini seçin. Bunu mu alayım? Hangisini istiyorsanız fark etmez. Bunu alayım tamam. Hadi ya. Tamam. Tamam, bunlar kalsın mı? Kalsın onlar. Gelsinler. Hadi bakalım. Tanrıtma sonra büyük şeye çıkan. Evet, güne erken başladık. İncir asadına geldik. Çünkü... buradaki incirleri toplayıp hale yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden de bayağı erkenden yola koyulduk. Evet, bahçemiz burası. Evet, buradan giriş yapıyoruz. Ağaçlarımız. Ne çabuk çıktınız ya. Aa, yok yok çık zaten hale yetiştireceğiz. Evet. İyi Özay, ne yapıyoruz ben şimdi? Ben de çıkayım lan. Beraber çıkalım. Tamam çıkalım hadi. Tamam, çık. Ben şöyle çıkayım. Çık, bunu bir yere asalım zaten. Evet, Özay göstersin. Şöyle. Astık gitti ya. Ha? Evet. Daha mı bir yukarı dal asalım? Seçin. Bir dal seçin, çıktıkça yukarıya alacağız zaten. Çömelsiz olmuyor mu bu iş ya? Olmuyor. Dalı ha? Kendimize asılmamız lazım. Çömel şart ha? Bazen uzak giden dallar sana yaklaştırman lazım. Sağlam ağaç ha? Sağlam sağlam. Değil esnek. Esnek de. Evet, esnek. Ay maşallah be. Aa ooo. Tabii canım, ağacın güzelini evet, bulmuşuz yani ha. Şöyle çıkabilirsin. Bir dakika rahatalım. Bir dakika, sen şuradan eldivenleri takmışsın tabii. Ben de bir eldivenlerimi takayım. Tamam. Bak, bunun sütü yakar dediniz diye kolları uzattım. Yani sütü yakar. Yoksa kıvırırdım kollarımı. Sütüm neydi olduğu için. Sıkıntısı yok değil mi öyle? Yok yok, sıkıntı yok. Vallahi azim. İyi biz başlıyoruz o zaman tamam. Asada. Bismillah. Hadi benim çömen nerede? Çömeni şuraya bıraktım. Hadi bismillah. Şimdi bunların çoğu herhalde ihracat oluyor. Evet yani. Öyle söyledim. Uzun yol olduğu için. Uzun yol dediğin nereye gidiyor? Dubai gibi.
Dubai'ye gidiyor. Evet. Vay be. Demek ki Mutun, Dere Köyü'nün inciri meşhur. Yani meşhur. Değil mi? Zaten o araziye bir girdik, her taraf incir kaynıyor. Yazılı incir. Evet. Şöyle kopardığımız yani zaman daha, bir sıkıntı yok değil mi? Daha kullanışlı. Evet, koparırken de dikkatli koparıyoruz. Hem kurumaz hem de. Çünkü narin bir meyve. Yani. Muhammed neredesin? Buradayım. Sana bir incir borcum var ha. Alacağım. Onu unutma. Aşağı ineyim alacağım. Evet, seni. Evet. Var mı başka? Şu anda ben de yok. Burayı bitirdik galiba. Burayı bitirdik. Allah. Şöyle alalım. O zaman yavaş yavaş yer değiştirebiliriz. Şu arkanda var. Ağaçta incir koymayalım lütfen. Bak sen. Ağaçta incir koymayalım. Toplaması görüyor musun? Kolay mı? Toplaması keyifli. Baksana ağaç, Luna Park'ta gibiyiz ya ağaçta. İncir ağacı diğer ağaçlara hiç benzemiyor. Geniş, güçlü kökü sayesinde sağlam olsa da esnek dalları üzerinde çalışmak hiç kolay değil. Bir de buna sabah mahmurluğu eklenince incirleme bir kaza yaptı. Pardon. İşte böyle kazalar olabiliyor. Yok yok. Düşerken bile ne kadar kontrollüyüz değil mi? Allah işte. Belgeselcilik. Gel burayı bitirdim. Yukarı ağaca geçiyorum. Tamam değil mi? Nerede o? Ha. Şurada tamam. Güzel şurada da var. Peki. Duvancı abi incirimi alabilir miyim? Ya ne acelem var. Dur abi, vereceğiz. Aa, ya karışmasın bu... diyorsun. Aynen. Al bakalım. Bir tane daha var orada. Aynen. Teşekkürler. Daha iyisini verdim ha. Oğluk değil mi? Daha iyisini verdim. Şuraya bakayım. Ucunda. Çık yukarı gel. Şurada alalım. Böyle şey, kabuğuyla falan şey. Yiyor. Bazıları soyuyor, fark etmez. Aha. Ne yaptık? Bu ağacı bitirdik. Bu ağacı bitirdik. Şimdi peki bu üstündeki incirler ne zaman olacak? 3 gün sonra. Yok artık. Hepsi değil. Ha, böyle hepsi değil. Ya şu 3 gün sonra olursa ya bu kadar hızlı gelişme. Abi, şu 3 gün sonra olur. Mesela şu. Ama oradaki şu olur. 3 gün önce. 3 gün sonra hangileri olduysa topluyorsun. Evet, tekrar geliyoruz. Tamam, başlayalım. Süper. O zaman burayı bitirdiysek. Burayı bitirsek. Tamam, burayı bitirdiysek. Ağacımızı değiştirelim. Tamam, ağacımızı değiştirelim. Ne yaptın sen? Boşaltmışsın hemen kovamı ya. Güzel sandık ya. Al şuradan sandığımızı. İşte. Boşuna dememişler. Onu da getireyim. Bir inciri bir başka olur. O kadar övünüyorsunuz incirinizi. Ama bir sürü de ürün var ki. O da gözünden kaçmadı. Nar var. Erikle başlıyoruz. Erikle başlıyoruz. Kayısı. Sen geldin. Kayısı da mı var? Evet. Kayısı daha ağırlı. Zeytin var. Zeytin var. Nar var. Evet. Üzüm var. Üzüm de var. Ne yok? Kivi vardı ya, kivi vardı. Kivi de vardı. Bahçemizde var. Bahsettim. Tamam, hurma var. Hurma var. Yok yok köyde. Maşallah yok yok. Ha? Bir muzumuz yok. Muzun yok. Onu da anamur yapsın. Ya, boş ver. Muza girme, boş ver. Şöyle ekibe özenerek bir yarım kilo tarttım yani ha. Hemen hemen. O fazlaydı zaten. Yarım kilo 600 gram yaptı o yüzden. Şöyle hemen. Arda ayarladım. Afiyet olsun. Ellerimizle topladık Riko. Ha? Su içme üstüne ama. Üstüne su içersen. Kaan abi alacağım. Ha? Ha. İncirin iyisini biliyorsun ha. Tamam. Emre neredesin? Yakala. Mikserin içine. Tam mikserdesin. Tamam, bunu da ben yiyeceğim. Tövbelimizi unutmayalım. Çünkü bu hayat kurtarıyor yukarıda. Hadi Muhammed. İncir tek seferde hasat edilen bir meyve değil, yaz boyunca devam edecek. 3 gün sonra tekrar bu bahçeye geldiklerinde gözden kaçan incirler çok yumuşamış olacak. O yüzden bütün ağaçlara tek tek uğramamız gerekiyor. Bunu alıyorum. Evet, bunu alıyoruz. Bu olmuş. Hangisi daha iyi? Seninki daha iyi. Ha? İkisi de aynı mı? Etmez.
Hadi hadi. Ağaca. Güneş doğmadan bu işi bitirmeyiz. Güneş doğmadan bir de hal olayı var. Evet. Kaça kadar hal? 10.30 falan. 10.30'a kadar evet, götürmemiz lazım. Gerekiyor. O zaman hadi biraz hızlanalım. Evet. Oo, mücadele var burada. Mücadelenin galibi. Artık kovalar karıştı Muhammed. Tıktığı gösterdin bana. Şunu diyorsun değil mi, ucundakine? Vay 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 vay. Bırakmam. Durdu, sana verdim. Al, sana verdim. Ya. Düştü mü? Salladın dalı. Sallamaz. Evet. Bu ağaçtaki incirleri de bitirdik. Üzerindeki olanlar da 3 gün sonra toplanacak. Böyle böyle işte Kasım'ın ilk haftasına kadar hasat devam ediyormuş. Nasıl çıktık? Nasıl ineceğiz? Şurada bir dal vardı. Ne oldu o dala ya? Ha? Var mı lan evlerimiz? Birbirine topluyoruz. Şöyle. Tarzan mısın mübarek? Koluna herkes kendi yoluna. Sıra genç ağaçlarda. İncir en zor koşullarda bile büyüyüp meyve verebildiğinden Özaylar bu zorlu araziye birçok ağaç dikmiş. Biz yürümekte zorlansak da incirin güçlü kökleri taşları bile delip toprağın en derinlerine yayılıyor. Sermelik miyiz? Sermelik eve gidecek. İyi maşallah. İyi topladık ha. Evet, iyi topladık. Elinize sağlık. Hasat güzel gidiyor. Çok güzel hasatımız. Süper. Elinize sağlık. Süper. Hepinize sağlık. Teşekkür ettik. Bayan bereketli geldi bugün. Evet. Ama sezon zaten güzel açılmış. Evet, evet. Ne yapalım? Şimdi halimize gidelim lazım. Hadi, yavaş yavaş. Hadi o zaman yola koyulalım. Çok çalışkan bir ekiple neredeyse uçurumun kenarında incir topladık. Bu kadar emeğe sıkı bir pazarlık yapmamız gerekebilir. Hay, kalabalık oluyor mu? Kalabalık. Bu mevsimde sadece incir mi geliyor? Erikten başladım. Erik, kayısı, incir. Hep aynı hale götürüyorsunuz. Aynen. Kıvanç kasabalı. Ben kakayım. Buyurun. Çok teşekkürler. Beni böyle karşıladın. Mahcup ettin beni. Bilerek mi vuruyorsun sen? Geldik yani. Evet. Anca işte toplayabildik. Al bakalım. Merhabalar, kolay gelsin. Kaç kasa? 6 kasa. Ne oldu fiyatlar? Fiyatlar 12'ye alıyoruz şu anda. 12 mi? Yolda konuştuk, daha 15 dediler. Ya 15 dediler de 12'ye düşürdüler. Ya hepsi de ihracat değil yani. Değil tabii. Biz tabii. Bunu zaten ihracata veremeyiz. Bunun içindeki ihracata verdiğimiz mallar, hatta şu bile ihracata gitmez. Hangisi gider? Şu ihracata gidebilecek. Bunlar ihracata kişiler. Gidiyor. Evet. Ama ihracatta tabii 12 lira olmaz ha. Bunlar 3 dolar. Ben sana söyleyeyim. Minimum 3 ama dolar. Ama biz yapmıyoruz, ihracata yapmıyoruz. Kaç kilo geldi ona bakalım. 12 dediler. Ne yapalım? Mersin'den geldi fiyat. 106 kilo çarpı 12 değil mi? Evet, yok. 9 kilosu. 97 kilo çarpı 12. Evet. Fena getirmemişiz ha. 107'ler evet. Var, 102 var. Evet, evet. 30'lar, 40'lar falan da var. Hasadımız güzel. Bir 300 mü?
1,250 vereceğim. 1,300 ver o zaman ya. 50 lira içimizi yorma şimdi. Tamam, biraz pazarlık yap bence. 1,300. 1,300 mü? 1,300 oldu ya. Tamam, 1,300. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Güle güle harcayacağız. İyi. Sadece bu köyden yaklaşık 10 ton incir hem iç piyasaya hem de yurt dışına gidiyor. Bugün paketlenen ürünler yarın Ankara'da, ertesi gün de Dubai'nin marketlerinde olabilir. Ne yapıyorsun? Bir kilo mu ayırıyorsun? Yok, hayır. Biz bunu böyle hani küçük olanlar. Aradan seçiyorsun. Kısma, evet. Bunun içinde olgun olanları kurutmalık için ayırıyoruz. Bu ihracata evet. Gider. Evet, gider. O standartta. Evet. Ama biz iç piyasaya. Siz Mersin'e evet. Gönderiyorsunuz buradan, evet, tamam. Evet, Mersin ve Ankara. Şimdi biz Mersin malını hazırlıyoruz. Ankara malı hangisi? Ankara'ya da farklı büyük şunun gibi olan ihracat kasasında yapıyoruz. Aynı şekilde. Ha, Ankara'ya farklı mı gidiyor? Evet, farklı. Niye? Çünkü hani nakliye açısından uzun tabii. Daha, evet. Yol uzun. Evet, bu. Ama acıkmadım ya. İncirle mi? Acıktım valla, ne yapayım? İncir yiyorsun. Tadına bakayım derken kahvaltı yapıyoruz burada. Evet. Ne yapacağız? Kahvaltıya mı gideceğiz? Tamam. Evet. Hadi gidelim o zaman kahvaltıya. Hadi Doru. Sen de. Size kolay gelsin. Biz de elimizi yıkayabiliriz. Yıkayalım. Hadi kolay gelsin. Köyün tek hizarhanesi Özay Bey. Yaptığı ürünler de burada görüyorsunuz. Bütün ahşap ürünler tek bir yerden çıkıyor. Orada da yapacak işlerimiz evet, var. Hadi çıkalım o zaman. Hadi, o zaman. Hadi bir şeyler şöyle yiyelim. Yapalım. Acıktık. Ay, çay içelim artık. Biraz çay içelim. İncirimiz bizim bahçeden. Topladınız mı sabah? Ha, topladınız. Topladık. Bir tadına bakın bizim bahçenin incirleri. Bir tadına bak. Kıvanç abi. Hı. Sağ olsun. Yüzü yaktın mı? Yok yok. Eldiven taktı. Öyle mi? Tabii canım. Olmadı işte. Elini bir yakacaktı şöyle ki. Niye? İncirin incir olduğunu öğrenecektim. Neredeyse ağaçtan düşüyorduk bir de ya. Böyle usul usul kaydım. Çocukken incir ağacına çıktık da. Öyle mi? Böyle hasat yapmadık tabii. Şimdi bir iki tane incir yemiştik. Canım ağzını yani 97 kilo incir toplamışsın maşallah. Ha, evet evet. Ama ekip iyi çalıştı. Şeyde ne yapacağız hızarhanede? Sergi teli yapacağız. Ne yapacağız? Sergi teli. Sergi teli. Evet. Ha şey için. İncirleri sermek için. Kurutmak için. Süper. Komşum çok hamarattır ya. Her şeyi yakar maşallah. Elinden her iş geliyor. Elinden her iş geliyor. İşte bu sermeli ayırdık ya bahçede sermelik birlikte. Bu. Değil mi? Bunlar sermelik. Böyle tık açacağız, koyacağız. Aynen. Evet hocam. Sermelik bunlar ama yani burada yemesi güzel, uzağa gitmez yani. Gitmez biraz canım. Dubai'ye kadar gidemez bu. Evet. Şuna bak ya. Bakar mısın? Bal bal. Gerçekten bal. Açık bırak. Yemek istiyorum, yemeyeceğim ama. Tıkandım artık. Kuruyor bu. Çok güzel kurur. Ha, bunun kuruması güzel oluyor. Süper. Çok güzel olur. İşte birinci sınıf. Birinci sınıf incir kuruması olur. Bundan olur. İncir bu köyde çok uzun zamandır yetiştiriliyor. Öyle ki düzenledikleri festival tam 27 yıllık. O festivali de yapamadınız. Festival ya işte kısmet yağmur ya. Rahmet çok kaç ay yani. Hazırlanıyorsun festivale, bir yağmur bastırıyor. Güreşler final yapamadı. Evet, finalini yapamadı. Akşam konserler iptal. Hı-hı. Muhtar da iptal. Aynen. Vallahi morali yok. Tabii evet. Canım. Yani ona bir organizasyon yapacağız. Kaç yani, aydır uğraşıyordu. Gerçekten yani. Üzülmez mi? 3 ay dedi yani. 3 aydır saatte. Uğraşıyorum. Evet. Hocam kısmet olursa yine yaparsak. Ufak bir şey yaparız sistemi, kendi aramızda. Evet, bu sistemi en azından planlı yapmamız lazım. Hani bir yağmur olasılığı olabilir. Bakarız canım. 1-2 güne yağmur yoksa yaparız ufak bir şey. Aynen. Kendi aramızda tabii öyle yani. Festival gibi yapmayacağız da. Olabilir. Hani muhtarın da biraz neşesi yerine gelsin ya. Adamcağız canlı var da. Canlı müzik falan okuruz biz. Muhtarı neşelendiririz. Sende var galiba evet. Öyle. Ha? Saz ufak söz. Demek yani. Çalıyorsun. Köyümüzün orkestracısı düğünlerimizde. Öyle mi? Aa, 25 onu söylemiyorsun. 25 yıl bu işi yaptık. Bu yıl bıraktım. Ama bizim festivalde çalarsın. Okurum yani. Bir şeyler okursun artık. Ha? Bildiğim kadar. Unutmadıklarımı. Ne unutacaksın? Dur daha. Ya. Daha geçen sene bırakmışsın ya.
Bu arada da söylemeden geçemeyeceğim. İncir Festivali'nde bilgi yarışmasında da ben birinci oldum. Onu hiç size söylememiştim. Bilgi yarışması. Evet. Bilgi yarışması yaptılar. Bilgi yarışması yaptılar ve birinci oldum. Soru neydi? Neydi soru ya? Sorular çok zor. Bir sürü soru var tabii. Evet, aynen. 20 tane soru vardı ve en çok ben bildim sanırsam. Kaç yarışmacı? Kendimle gurur duyuyorum diyormuş. Evet, bir kadın olarak gurur duyuyorum şu an kendimle. Hocam, köyle ilgili eskiye yönelik böyle hani atıyorum kültürel bir isim takıyorlar ya. Hı hı. Mesela bizim her düğüne giden bir Hasan diye bir kardeşimiz vardı. Ona Lükçü Hasan dillerdi her düğüne gittiği için. Lakabını yani öyle bir lakap takıyorlardı. Esas ismi Hasan Çetin miydi? Hı hı. Hasan Çetin'i Lükçü Hasan dillerdi. Ona ilgili bir soru sormuşlar. Mesela oradaki yarışmacılar 3 kişi ona göre cevap verecekler yani. Şimdi Hasan Çetin verirse olmuyor. Düdükçü Hasan diyeceğim. Doğru cevap o. O evet. Doğru cevap sen o. Sen mi bildin? Evet. Şimdi seneye bak böyle bir soru gelebilir. Köyümüze gelip belgesel çeken ünlü kim? Kıvanç Kasabalı. Tamam. Hocam sizin köyü verdim. Bizimiz zaten bu. Ben hadi bakalım. Elinize sağlık. Teşekkürler. Şu işleri bir halledelim. Yine çayımızı içeriz. Tamam. Hadi görüşürüz. Elinize sağlık. Güle güle. Özay baba mesleğini devam ettiriyor. Bu sıralar en çok yaptığı şey sergi teli. Eve ayrılan incirleri temiz ve hızlı kurutmak için tüm köyün geleceği tek adres Özay'ın hızarhanesi. Neler her şeyi yapıyorsun o zaman? Ne şey yapıyoruz akşamın üzerine? Hayır, masa, divan, sandalye, divan. Gibi, divan, kovan, arı kovanımız. Ne yapacağız şimdi? Şimdi en son bir sergi teli yapacağız. Tamam. Sen incirleri orada kurutacaksın. İncirleri orada kurutacak. Bu işleri seviyorum ama bu ustalık gerektiren işlere bayılıyorum. Hele ahşap işi ayrı bir iş. Kaça kaç olacak? 6'ya 3, uzunluğuna 2,5 olacak. Altı da bu şekilde hazır olacak. Tamam, 3 böyle. O zaman 6 zaten geliyor. 6 hazır. İki buçukla 6 hazır. Evet. 3 yapacağız. 3 yapacağız. Son mu? Evet. O da bitti. Tamam. Bir tane mesela. İyisin. Hazırlanıyor yavaş yavaş. Evet. Buradan Amasya Kaleköy'de Topta geldi ekibine selam gönderiyorum. İşte hızarhanede işler her köyde bir şekilde devam ediyor. Bunları. Buna göre. Ona göre yapıyoruz. Şunu göre alalım. Sadece bunu alalım. Tamam değil mi? Malzemelerimizi kestik. Artık iş montaja kaldı. Evet. Tamamdır. Artık montaj işine geçebiliriz. Şunu şöyle bırakalım. Şu fark burada kalacak. Tamam değil, değil mi? Değil mi? Gördüm, gördüm. Tamam. Bu işlere çocukluğumdan beri merakım vardır. O yüzden de hani ilk defa mı yapıyor, yok ya, yapmıyor mu falan derseniz bu meraktan şimdi oluyor bu işler. Elimizi buraya bırak. Ama el becerisi de istiyor tabii. Yani. Değil mi? Yani. Daha önce bu makineden kullanmadım mesela. Onu kullanmıştım. Arayan müzisyen değil mi? Müzisyen işi sende. Onlara işte haber saldım. Listesine bakacak da dönecekti bana, daha dönmedi. Sonuçta bir çekimi hazırlayabilirsin. Hangisini kullanalım? Şunu kullanalım değil mi? Evet. Nereden çekeyim? Şu farkı ben vereyim. O payı bırak ki. Evet. Tamam. Şuradan evet. Mıhlıyorum direkt. Ne yapıyorsun orada? Program falan var mı akşama? Şimdi içeride bir tane sağlam bir şey oldu. Turuncu makasımız var, çok sağlam oldu. Aha. Onu sen buraya getirsen mamuluk. Ne makas? Turuncu makas. Nerede? İçeride. Sistem turuncu makas. Evet, depomuz güzel. Depomuz güzel, turuncu makas. Turuncu makas herhalde. Şu mu oluyor? Bu bahçe makası gibi olan mı? Evet. Tamam. Aa bak o da. Evet. Önceden ne gözlükler gördüm ama böylesini görmedim. Abi geldim. Sen bunu nasıl görüyorsun ya? Ha?
Ne kadar yakışmış. 2022. Aynen. Ha? Çok güzel olmuş. Yaz kreasyonu mu bu? Yani. Sen bununla çalışıyor musun? Evet. Kaynak yapıyorum. Ya ne kaynak gözlükleri gördüm de bunun gibisini ilk defa görüyorum. Ama... İnanılmaz bir bakış ya. Vay vay vay. Öyle koyayım da sonra bırakırım. Bu herhalde. Evet bu. Teşekkürler. Onu kesiyorsun. Şunu kesiyoruz. Orası zaten sıfır. Orası sıfır. Ha. Burayı da aynı şekilde ayarlıyoruz. Ver bakalım ben buradan devam edelim. Tamam şöyle. Hiç unutmam çocukken babamın bir alet çantası vardı, hastasıydım ya. İçinde de bir şey yok ha. Çekiç var, çivi var. Bir tornavida var, bir tane kerpeten var, o kadar. Ama onu her sabah açarım. Her sabah bir yere çivi çakardım. Sen her zaman çağırsan sen bana yardım edersin. Tabii canım, her zaman seve seve. İki tane daha mı? Alo, tamam mı? Hocam bir şey selam olsun. Burada bir kere. Tamam, yarın görüşürüz o zaman, tamam mı? Ertan, durum nedir? Tamamdır abi. Tamam mı? Orkestrayı ayarladım. Ha, bitirdin işi. Bitti. Vay be. Şu an iki kişi kesin de. Bir de sen varsın, üç. Üç. Yeter, daha ne olacak canım? Şimdi ortaya bir ortaya iki tane destek atacağız, değil mi? İki tane destek atacağız. Hı-hı. İşlerimiz tamam olacak Allah'ın izniyle. Eline sağlık. Yamulttuk burayı. Olsun. Çok güzel oldu. Fazla etrafa bakmayacaksın. Evet. Tamam mıyız şimdi? Hocamın kardeşi bitti. Testimizi yapabiliriz. Tamam Ertan. Ne yapıyorsun? Adam her zaman telefonda ya. Bir orkestra ayarla dedik var ya. Bütün yani. Mersin'i aradı herhalde ya. Sıkıntı yok. Tamamdır. Süper. Gel bir kontrolünü yap. Bunu artık yarın getireceğiz. Aynen. Adrese teslim bak. Sana özel. Komşum buraya çakmıyor değil mi? Nereye? Burada yok, kalıyor. Burada kalıyor. Yok yok, burası kalıyor canım. Evet. Tabii tabii. Burası burada da çıta çakılıyor burada. Daha önce. Şimdi bu daha o iyi çok oldu. Çok eskide kaldı ama artık öyle bir teknik yok. Yeni sistem 2020. Evet. Öyle bir teknik yok artık. Rahat götürürüz. Çok rahat. Evet. Sen ama götürmeyeceksin. Ben getireceğim bunu. Evet. Tamam. Beraber tamam. Götüreceğiz, sen götüreceksin. Yarın götüreceğiz işte. Yarın işte. Ha. Tamam. İstirahat hak ettik. Evet evet. Maşallah ne malzeme var sende de ya. 4 tane çekiç. Evet. Mıhlar falan filan, inanılmaz bir atölye burası ya. Görüyorsunuz. Gözlerimiz yaşarıyor böyle yerler görünce. Eline sağlık. İyi hadi bakalım. Bütün stresi, her şeyi burada bırak, evet, gidiyoruz aynen. Şimdi artık. İş götürmüyoruz kahveye. İş burada bırakıyoruz. Bitti. İşlerimizi tamamladık, sıra festivali tamamlamaya geldi. Geleneksel incir festivali ne yazık ki yağmur yüzünden yarıda kalmış. Şimdi organizasyon için kahvehanede Dereköy muhtarıyla buluşup plan yapacağız. Görevimiz tüm yıl boyunca köyün iple çektiği festivali tamamlayabilmek. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Selam, hoş merhabalar. Oo, muhtar burada. Hoş muhtar hoş nasılsın? Teşekkür ederim. Ha? Size nasılsınız? İyidir, sağ olasın. Gel otur otur ya. Otur. Merhaba. Merhaba. Kahve de güzel yerdeymiş. Evet, kahvemiz ha? Güzel. Serin. Serin. Abi nasılsınız? İyi. İyi. Taşları dizmişsiniz. Domino mu? Güzel güzel. Keyfiniz bol olsun. Yok yok. Öbür oyunlarım var. Ha. Temiz oyun. Köy çok enerjik ve çalışkan. Köylü de, muhtar da haftalar öncesinde başladıkları hazırlıklar boşa gittiği için üzgün. 27. şenliğimiz yarıda kaldı. Hava muharebesi nedeniyle. Sağlık olsun. Neyse, yapacak biz onu şey finalize sana edeceğiz. Sen merak İnşallah. İş bizde. Piyanist şantör. Evet. Çaylar bizim. Oo, Muhammed. Ne yaptın? İşi hallettik, geldin buraya. Süper. Ben şeker almam. Burada mısın? Yok. Bütün gün. Ha, arada çıktın. Ha, ya
yardımcı oyuncu. Güzel. Bir de sodamız vardı ya. Sağ olasın. Sana zahmet. Hadi sağ ol. Herkes her yerde köyde ya. Yeğenim sen hoş geldin bari. Abicim hoş bulduk, nasılsın? Her gün bizim evin içindesin sen de. Öyle mi? Bugün de kahvedeyiz ya. Bugün de dere göreceğiz. Ne yapalım? Televizyonda, belgeselde. İzliyorsun. İş bitmiyor işte. Dereköy'e gel dediler. İncir varmış. İşte inciri topladık sabah. Evet. Nasıl gidiyor abi? Da ya, kalmayacağım. Yarın da zaten... incir sereceksin. Yani. Tamam onları yapacağız canım. Bu işin zaten en keyifli yanı böyle çalışıyorsun sabahtan akşama kadar. Ha, akşam geliyoruz burada çayımızı içiyoruz. Yani. Sohbetimizi ediyoruz. Gel. İçiyor gel. Musunuz çocuklar? Ooo muhtarım. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Gel otur. Ne yapalım biz de biraz sohbet edelim dedik. Tamam, sabahtan beri çalış. Ooo sizde de mi elektrik yok? Hoş geldin. Elektrik yok bak bununla geziyorum. Onunla geziyorsun gel. Evet siz nereden aldınız elektriği? Şekerim hoş geldin. Bizde jeneratör var. Siz mahallenize nasıl bir muhtar seçmişsiniz? Elektrik yok. Jeneratörünüzde mazot yok. Artık muhtar ben olacağım ben. Bence adaylığını koy. Adaylığını koy da elektriğin seninle ne alakası var ya? Ha? Olabilir miyim Durdu? Seçer miyiz? Senlik bir durum yok. Olabilir. Çekildim olabilir. Burada. Sen de benim yanımda yardımcı. Evet. Acayip bir sıcak vardı ya. Bugün sıcak fena. Yarın zarhanede bayılıyorduk yani. Hem makine yormuş. Çalışıyor hem yukarıda güneş vuruyor. Özellikle bayağı sıcak. Siz de yoruldunuz mu? Nasıl? Topladık. Becerebildim yani. Ağaçtan süper. Düşüyordum ya şaka maka. Mesela eleman her işi geliyor. Zaman oturttum bak. İş yapabiliyor. İsteyeydim bunlara. Hangi düşseydim o ağaç benimdi zaten. Düşseydim atı yüzeydim. Düşmek üzereyken kurtuldu. Düşerken kurtulmuşum hiç farkında değilim. Çok kaygan ağaç ya. Yarın inşallah bir aksilik olmaz da yaparız şimdi, şu festivali. Şimdi Ertan Bey 25 yıl burada müzisyenlik yaptı. 2 yılda beri ara verdi. Ama inşallah yarın sesini duyacağız ha. Şimdi bir provasını bir duyalım. Provasını bari. Mı yapsın? Bir provasını yapsın. Son kararın değil mi o parça? Evet. Tamam. Oynayacak mıyız? Ama... Dur oğlum. Yarın oynarız yani. Nasıl aklı enerjim? Canım oynatma bizi şimdi. Yarın oynayacağız ya. Sabahtan beri çalışıyoruz. Sesini bir duyalım da ona göre sahneye evet. Alalım. Bak herkes merakla bekliyor. 2 senedir evet. Sesini duymuyorlar seni. Bakın o zaman. Duyun. Bakın diyor. Dinleyindik hocam. Bakarak dinleyin yani bakarak. Hepimiz sana mı bakacağız evet. Böyle? Dur ya konsantre olalım biraz parçaya. Ya, sen gir biz sana bakarız. Tabii. Kullar olam seni de duran alevay aman alevay vay süt verirler yavrum senin gibi sunaya da vay vay altın dolar aman başındaki yazmaya da vay vay belki delim, haydi kömür gözlüm, gezmeye vay vay. Ah aman aman, hallerim ya aman. Geldi, incir parası geldi. İncir parası geldi. Dereköy'de harika bir gün daha başladı. Sokaklar çocuklara teslim. Köy halkı ya kendi tarlasında ya da bir başkasına yardım ediyor. Burada kusursuz işleyen bir yardımlaşma ağı var.
ben de bu sabah için bir söz verdim. Tek yapmam gereken engelleri kaldırıp suyu köklerle buluşturmak. Fatma teyze, dün incir topladık. He. Ondan benim incire gitmedi mi bakalım, öyle oldun bakalım. Ya benim yoktu ki. Özaylıların bahçesini topladık. Sen bir koracaktın benim bahçemi, bir koracaktın, koracaktın bir. Taşımı çek kulaç. Çek onda taşı bakayım. Çek taşı, çek gözüm altında taşı. Çek altında taşı. Ben evlenmem. Allah. Bu tenekeyi buraya koyalım Algen. Tamam. Şimdi su varır gayrı. Bir de kura bak. Boş bir ya haydi. Burada da var bir boru. Oradan geliyor zaten. Suyun sesini duyuyoruz. Kuzu. Ne oldu? Bunu ben yaparım, sana zahmet oldu. Yok ya, ne zahmet? Sen taşları çök. Ne yapıyoruz? Sen onu söyle. Ya ağzını kapatayım. Burada da var bir boru. Kap borunun ağzını. Bir de taşı da getir, ver yanına at. Hah. Gel, gel kuzum, gel yoldaşım, gel. Tamam mı? Gel çocuğum. Geldi mi su? Tamam, geldi, geldi. Ne yapıyoruz? Buradan iniyorum. Niye buradan inmiyorsun ya? Bak sen bana. Bana bir bakın. Ben ne olurum, biliyor musun? Tamam, su gelmiş. Bak, gel yoldaşım, gel. Sen orayı açacağız desene bana, oradan iniyorsun. Gel de bakayım. Şimdi bu su buradan... Böyle dolanı dolanı dolanı, orada erik var, ona gider. Aşağıda erik var, ona gider. Yeniden senin saldığın su avara gider. Hem de biberi, bıçak biberi. Her gün aynı işlemi yapıyor musun? Her gün aynı işlemi. Haftada bir gün. Haftada bir gün. Haftada bugün bir sulama gün. Günü yani. Çok güzel bir sistem kurmuşsun. Efendim? Çok güzel diyorum, sistem kurmuşsun. Kurdum tabii canım. Bizim başka türlü o. Sulama olmaz burada çünkü. Efendim? Burada başka türlü sulama olmazdı. Olur, damlama olur. Ama bizim burası sel çok geliyor. İşte damlamayla sel nasıl uğraşıyorsun? Sel çok gelince buranın yayladan sel gelir buraya. Sel çok gelince ondan damlamanın ağzı kapanıyor. O zaman damlama ölür. Çalışmıyor gayri. Tabi. Damlamaya gerek yok zaten. He. Kıvas, sen mi kırdın bunu? Ben mi kırdım? Sen mi kırdın bu biberi? Yok. He. Kim kırdı biberi? Bak ben diyorum. Sen ne kırdın? Allah'ım masumdur çocuğum. Kırılsın kırılsın, kırılan biber olsun. Ben de şaka, ben de espri çoğulu çocuklar, alınmam. Bak bak, şu kabağın arasında 7 tane cevizim var, birini kestik. Topluyor musun? Toplan gidin ya, necem ben cevizi yavrum. Fatma teyzeyi durdurmak çok zor, incinmiş ayağına rağmen ona yetişmekte çok zorlandım. Cevize bak cevize. Güzel açmış ama. Neyse, toplayalım bunları. Topla. Alıyorum böyle. Al al. Bir iki, bir iki, bir iki al. Bunları Ertanlara götüreceğim. Ertanlara götürme. Ertanlara çok, kendine götür kendine. Yok yok, oraya gideceğim ya, orada kırar yeriz. Ha tamam. O yüzden orada işimiz var çünkü. Onların cevizi çok donlandırın çocuğum, benim ortağım. Olsun, ben şimdi şey olarak elim boş gitmeyeyim ya. Al bir iki tane, ondan al ondan. Ha? Bak bu eski şey. Bunları topluyor musun sen? Topla. Ziyan olmuyor değil mi? Ya ziyan olur da yemesi kötü ta. Kekre. Kekre olur ta, acı olur yani. Niye? Şu an zamanı değil mi? Yok yok, ta zamanı gelmedi. Şimdi bunu bıçağla koyarız. Tamam. Kabuğunu soyar yeriz. Kıvanç. Efendim? Al bakayım. Bak. Bu ceviz bundan. Al gibi bakayım. Bu ağacın cevizi mi? Bu ağacın cevizi. Aşağıda ceviz var. Aşağıda da var. Oradan da. Hangi aşağıda? Kıvanç, içeri git içeri. O dalın altına bir gir bakayım. Nereye? Dalın altına bir gir. Fazladan çekin bunu bakayım. Ben de varayım yanına dur. Kavat ben de varayım. Gel, bıraktın beni içeri zaten. İçeri gir içeri içeri. Gel beraber girelim ya. Çocuk dolacak indi seni be. Beni kendine uydurma. Gel bura gel. Gel bura. Sen benim yoldaşımsın, gel buraya bana. Seni güzel bir yeşilliğin içine katayım gel. Ha çekin çocuklarım bakayım ha. Bunu öyle kaldır. Gidelim tuttuğuna ya. Topla, topla. Bak, bunlar ne kadar da olgunlaşacak? Bak iyi. Ne kadar da olgunlaşır bunlar? Ya indi
Biz bunu bir aya kalmak çırparız. Ha, bir ay sonra. Çıplarla veririz hemen. Fatma teyze. Ben toplayacağımı topladım. Topla çocuğum. Ha, yok yok yeter bu kadar. Ama baksana zaten bunun olgunlaşması lazım. Kendin götüreceksin arkadaşlarımı. Tamam hadi kalk gidelim. Ertan ne haber? İyiyim hoş geldin. Aha, ne yaptın bak size ceviz topladım. Teşekkür ederim. Hem tazesi var hem de bunları zaten şey yapacağım olgunlaştıracağım. Ne demek ya Fatma teyzenin oraya gittim de sulama işi vardı onu hallettik. Ondan sonra buraya geldim. Hazır. Evet. Ha, koyabiliriz değil mi? Koyabiliriz. Gideceğiz. Hı hı. Hadi artık bakalım. İncirlerimizi buna sereceğiz. Hadi şöyle yerleştirelim. Çok uzak değil herhalde senin ev. Biraz var öyle çok uzak değil. Şura abim şöyle. Sen niye evet. Tıraş oldun? Akşam program var. Ay sahne alıyorsun sen. İncirleri sahneye çıkacağız. E tamam. Gel yanıma. Orada bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Buraya otur. Hadi bakalım. Aman ha, otobüs durmadan ne ineceksin ne bineceksin. Otobüs evet. Duracak öyle gibi. Ne yapıyorsun iyisin? İyiyim, neden kumayla uyuyor. Hallettik bunu da götürelim şu sahne işlemini yapalım ya. Ne yapıyorsun? İyi sağ ol. Bizi bekliyorsun tabii evet, değil mi? Evet tabii ki sizi bekliyorum. Hadi şunu alalım o zaman. Alalım. Ha? Dur şöyle. Nereye çıkaracağız? Yukarı. Buraya mı? Damın başına evet. Tamam. Hadi bakalım. Bunun ayakları var mı peki? Var. Var var. Var değil mi? Seninkiler tabii eskimiş artık. Evet. Ha? O yüzden yenisi. Evet, yeni sezona. Artık... yeni ürün yeni yaptık. Yeni Kerilerinci seveceğiz. Tamam bunları seyirin. Ne zaman koydunuz? Onlar birkaç gün oldu. Bunlar, bunlar kapalı çizgi dediğimiz. Bunu böyle kurutuyorsun. Evet. Evet tüm incir o. Bir de böyle açıp yapıyorsun. Açıp, evet. Açıp yaptığımız var. Karın şişmesine faydası var. Bunlar bayağı kurumaya başlamış. Aynen. O zaman hadi alalım incirleri. İncirleri getirelim. Tamam. Muhtar ne yapıyorsunuz? Biz Golge tarafta duralım. Hadi görüşeceğiz. İşte bugün toplanan incirleri şimdi orada sermeye geçiyoruz. Evet. Geldik. Önce bir yiyelim. Ha. Ne yapıyorsun? Kafayı koparıyorsun. Bak böyle. Şöyle. Böyle açıyoruz. Bak. Gördün mü? Tamam. Şu şekilde yiyelim. Hafif sıkarak yan tarafını. Hı hı. Fazla açılmıyor ama daha güzel açılıyor. Şu şekilde. Mut'un beyaz incirini güneşle buluşturmak için şeklini bozmadan nazikçe ayırıyoruz. Sadece Erkanların değil, köyün tüm damlarında da incirler serildi. Beğendin mi incirlerimizi? İncir çok güzel. Tadına bakmak ister misin? Şu an değil. Ha? Ama bak ekip yer. Bütün vitaminler içindedir. Alın birer tane göz hakkını. Kıvanç bunlar yesinler ki tadını öğrensinler. Her sene gelecekler. Her sene gelecekler. Siz bunları kendiniz bak. İçin mi yapıyorsunuz? Kendimiz için de yapıyoruz.
isteyenlere şimdi veriyoruz. Kim istiyor peki? Türkiye geneline gönderiyoruz. Türkiye geneline. Aa, o kadar biliyorlar evet, sizi. Evet. Zaten tadını bilenler vazgeçemez. Vazgeçemezler. Ama ben de böyle bir incir yemedim daha önce gerçekten. Tamam değil mi? Bu tamamdır şimdi. Bu teli bitirdik. Kıvanç bunu beraber seninle oraya götüreceğiz. Taşıyacağız. Nereye şimdi koyalım? Sen gel 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 gel. Dikkat edin. Borumu vurma. Evet. Nasıl? Onlar çok onun güzel. Kurumuş bunun hali içine işte bir de cevizi koydun evet, mu? Evet evet çok güzel. Ha? Çok Dereköy harika. Dereköy. Köyünün inciri cevizi. Ne yapıyoruz? Şimdi bunun birini koyacağız. Ertan sereceğiz. Onu koyun onu da. Onu koyalım ona devam edelim. Evet. Bak bir senede ne kadar deforme olmuş. Bunları da Özay yaptı değil mi? Evet. Evet. Bunları da Özay yaptı. Özay olmasa? Yoksunuz diye. Burada hiçbir şey yapamazsın baksana bu işleri kim yapacak? İşte bak bu. Nasıl? Çok güzel açıyor. Güzel değil mi? Şöyle basıyoruz. Zaten ikiye bölünüyor. Açıldı. Var var daha bayağı var. Tamam zaten devam yeter. Yine mi oraya koyacağız? Yine aynı yere koyacağız. İlk serdiklerimizi buraya koyuyoruz. Buradan doğuyor. Güneş doğuyor. Böyle batıyor. Evet. Bu taraf daha hızlı kuruyor o zaman. Gelin aynen bakalım ellerinizi. Yıkayalım mı? Tabii ki. Musluk var burada. Oo. Her şey doğal. Tamam değil mi şimdi? Bunları kurumaya bıraktık. Evet kurumuş olanları. Şu olanları mı koyacağız sepete? Evet. Kurumuş olanlarını alacağız, paketleme yapacağız. Bezle şöyle verin, gelin. Direkt bezle mi koyalım? Bezle, toplayın ortaya. Aha. Tamam. Tamam. Aha. Öyle alalım. Bu şekilde sandığa koyalım. Sandığa tamam koydun. Boşlarını tamam, aşağı alalım götüreceğiz o zaman. Bu şekilde götürüyoruz. Tamam, ben şu gömleğimi alayım. Al gel. Tamam, gel. İncir dizme işlemimizi bitirdik. Onları böyle kurumaya bıraktık. Şimdi o önceden kuruyanları da aşağıda paketlemeye geçiyoruz. Hadi bakalım. Muhtar ne güttün vallahi ya? Onu masanın üstüne koyarsan. Ne kadar sürüyor bu? 3-4 saat. İyi bakıyorsun. İyi bakıyorsun. Ha budama işlemi yapıyorsun. Dur geliyorum. Siz hazırlanın da şu muhtara bakayım ben ya. Hadi bakalım. Muhtarım, sınır burası mı ya? Bahçenin sınırı burası mı? Neyi buduyorsun? Sumak buduyorum. Aa. Şimdi bunu yükseklerine alıyoruz. Aha. Yüksek gitmesin. Enginleri de yukarı topluyoruz. Yanlardan versin diye evet, yukarıya yanlardan meyve kesiyorsun. Yanlardan versin, toplaması kolay olsun. Şey eşim Ayşe Hanım sumak topluyor. Tamam. Sofrada yediğimiz sumak buradan geliyor. Aynen. Kovana attığımız, kelle paçaya attığımız hakiki sumak. Mantıya atarım. Mantıya. Evet. Naneyle aynen sumaksız şey olmaz. Kullan. Tabii. Doğal. Çok güzel. Ben gideceğim şimdi bu paketleme işini halledeceğiz. Tamam. Dedim ki senin incirin tadına bakmadım. Evet. Ertan'ınkine baktım. Özay'ınkine baktım. Seninkine de bakıp onların içinden bir birinci seçelim ya. Seçelim, bir birinci seçelim. Ben. İncir Festivali'nde seçtiniz mi? Evet, seçtik tabii. Ha, orada seçildi. Tabii, orada. Ha, bu sizin üçünüzün seçtik arasında olur. Tamam. Onu yapalım akşam. Ama bak, bizim İncir Festivali'ndeki bütün yarışmalar ödüllüydü. Şimdi kim birinci gelirse biz ödülümüzü isteriz. Ödül ne yapacağız o zaman? Ben bilmem ne yapacaksınız. O artık o sizin. Dur bir Ertan'la konuşayım. Organizatör o. Artık ödül olarak birer çapa motoru mu alırsınız? Birer araba mı alırsınız birinci olana? Pat pat mı alırız? Pat pat mı alırsınız? Bir bakalım. Artık ablamız Elif Hanım. Dereköy incir birincisi, yetiştirme birincisi. Şampiyon! 21 Ağustos'ta Dereköy İncir Festivali'nde Elif Hanım aldı. Dereköy'ün şampiyonu. O Dereköy'ünde birinci olan incirin tadına bakacağım diyor. Ben bilmiyorum. Ha, kalmadı mı? Seneye. Hadi bakalım. Görüşürüz akşam. Hadi muhtar kolay gelsin. Tartının başına oturduk. Hadi bakalım. Kendim Kıvanç olmaz. Bu şimdi 20 gram ya bu. Hı hı. 1 kilo 20 gram yapacağız bunu. Veya 25 gram o civarında. Bunlar nereye gidecek peki? Şöyle.
her yere gider. İstanbul'a ya nereden gider. Geldi sipariş? Bunu... Türkiye'nin her yerinden geliyor. İstiyorsan sana da satabiliriz. Evet. alacağım zaten. tamam. Ben zaten alacağım. Hayır bunları özel olarak bir yere mi yapıyoruz şu an? Hediyemiz de olacak tabii. Satarım önce diyorsun şimdi hediye. Ondan sonra, ha, hediye. Sonra geri vereceğim parayı. tamam. Az acele etmeyin şimdi onların özel kalıpları var. Can Bey özel kalıplarımız var bizim. Bak, şimdi... Onlarla üstünden bastırıyoruz. Şöyle. Bir kiloluğu buraya ver. Senin bu 2 kiloluk. Bunu üstüne... Bunlar özel. Evet, o da özel. Belli zaten canım. Özel'im hala. Ahşabı gördük mü özel diyor. Ben yarım kiloluk olanının da var. Düzelttim. Hepsi var. Hepsi kolay. Düzelttim haydi bas. Hadi bakalım şimdi bas. Şimdi bastıracaksın, ayağa kalkacaksın evet. Hmm. Yani ona çökme şey erkeklerin işi. Tabii. Devam. Tamam. Bir tartalım mı? Yok. Yok daha gelmez. Tamam. Gelmez gelmez o. Hiç hile yok gördün mü? Hı? Hepsi böyle. Yaparız böyle. Ama çok güzel ürün ya. Maşallah gerçekten değil. Ya. Bunu cevizle falan. Baksana. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Böyle güzel. Sağ ol. Hoş geldin muhtarım. Muhtar ne haber? İyiyiz. Ne yaptınız? İyidir vallahi. Ne olsun. İşte başladık. Sumbak mı sıyırdın Ayşe? Aynen. Şimdi... Kıvanç. Tamam. Hadi bir daha yap. Şimdi tamam mı o etten? Bir dakika. Bir tartalım sağ bakalım sağ olasın. Bir tartalım. Bak şu 960 geldi o. Yapıyor biliyor musun? Ayarlıyor tamam. Tamam. Şimdi öyle. Biraz fazla geldi bak. Bir tanesi 70 gram geldi ya. Evet, vay be. 36 gram evet. Yani. Tamam. 16 gram fazla var bunda? Tamam. Zaten bir şey şu. Bak daha gelmemiş. Buna bir tane daha. Bir tane daha. Hadi bir tane küçük ver. Küçük olmazsa büyük olsun. 66 tamamdır basalım. evet. Şiir gibi dizdiler. Şimdi bak bunun özelliğini. Ne o? Açıyorsun. Cevizi tamam. Buldu geldi muhtar. Cevizi de içine. Ceviz bizim Fatma teyzenin cevizi. Evet. Evet. Bunu kapatıyorum. İstersen bir bak yap, nasıl bak, yapıyor. Bunu ben bütün kış yiyorum zaten canım. Tamam. Bu baklavadan her şeyden değerlidir bu. Direkt koyun beyaz altına. Ben de öyle yiyorum. Buyurun size ikram edeyim. Teşekkürler. Yemeyelim. Şu an yemeden çok korkuyorum. Çok incir yedim ben muhtar be. Ayşe abla. Bağırsak mı çalışmıyor? Miden mi çalışmıyor? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Beynin mi çalışmıyor? Her derde de. Bağırsak duruyor mu acaba sen onu sor. Çalışmıyor ne demek? Sen de gelsen karışma. Ye dedin zaten dün yedirdin. Yedin de atladın değil mi? Çalışmıyor mu diyor ya. Aşırı çalışıyor. Ha? Duruyor mu? Uyumuyor bile. Ben uyudu mu uyumadı ya. Yediğin zaman öyle bu. O yüzden yiyemiyorum yoksa tutamam kendimi. Ha. Bu kadar. Tamam. Yayılmaları. Bir daha çıkmayacaklar değil mi? Aynen. Artık yarın sabah. Evet. Sen ne yapacaksın? Bir stand falan kuracak mısın orada? Evet oraya gideceğim. Ne standı kuracaksın? İşte çadır kuracağız oraya sıkma şey. Ayran, ha, sıkma çay. Ayran, çay. Hı-hı. Oo aynen. Süpersin. Süpersin. Evet oraya hazırlayacağım. Şimdi hamur yumuracağım. Siz o işleri halledeceksiniz o zaman. Evet. Ben de meydana doğru gideyim. Ekiple buluşayım orada. Tamam. Şu işi biraz hızlandırayım. Neli sıkma yapıyorsun? Patates, çökelek, patates. Peynir. Oo, çok güzel. Hadi ben önden gidiyorum o zaman. Akşam tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Elif ıslatma beni. Trafik yoğun, gelen giden. Maşallah. Gel gel, bekleme yapma. Ne oldu oyun? Oyun oynamadım şimdi, bahçeye gittim geldim. Ha, tamam. Evet, hadi görüşürüz akşam. Duyurular yapıldı. Hem incirin bereketini kutlamak hem de yarım kalan festivali tamamlamak için köy heyecanlı, işini bitiren meydanda toplanacak. Nereye? Geliyor. Çabuk gel. Abi az kaldı. Kaçta zaten. Gelir millet? 8'den sonra başlar 7.30. 8'den sonra evet. Bak fazla zaman açalım, kalmamış. Açalım. Muhammed tezgahı açtın mı? Akşama neyin var? Akşama yine her şeyim var. Tavuk tantuni, et tantuni, kokoreç, kuşbaşı kebap. Oo bayağı menü zengin. Menü zengin. Çok iyi. Akşam tadına bakacağım. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Muhtarım sandalyeleri dizelim mi? Böyle mi kalıyor? Düzen nasıl? Tamam şuraya zaten fazla sığmaz abi. 3 tane oraya geçirelim. Olur. Ha 3-4 masayı oraya geçirelim abi.
Ha? Var oralar. El atmadan bu organizasyon hızlanmayacak. Şuraya hemen sandalyelerini de koyalım. Akşama devam edeceğiz. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Evet ablacığım. Ne yapalım, serelim mi bunu? Sereceğiz. Hadi gel. Gel burayı da hazırlayalım. Aa, yayık ayranı mı? Aa, tabii. Tamam canım. Ha. Tuluk bizim işimiz, dur. Neyle bağlıyorsun? Tam ortaya asacağız. Değil mi? Aynen. Süper. Ben kostüm değiştirmeye gidiyorum. Sen sahne kostümünü alacaksın. Sahne tamam. Kostümünü alacağım. Ben. Tamam. Muhtar hazırlığa gidiyor. Tabii. Yani. Tabii. Ha? Önemli bir gece. Önemli bir gece. Evet. Aa, inşallah. Şöyle. Evet, gece için tüm hazırlıklar devam ediyor. Görüyorsunuz. Şenliğimizde yok yok. Yayık ayranı, gözlememiz. Orada da tezgahı açtı Muhammed. Akşam kokoreç, köfte, kebap, tantuni. Mersin dedik mi tantuni aklımıza geliyor. Orada da o hazırlıklarını yapıyor. Bakalım inşallah muhtarı bir nebze de olsun mutlu edeceğiz. Ah, taktın mı? Gel bakalım. Dereköy semalarında hava açık, yağmur ihtimali yok. Sahne, ışık, ses, her şey hazır. Sandalyeler, hatta merdivenler dolu. Festival başlasın. Üç tane incir var. Üç var. Kimin sizinki var? Sizinki var. Sizinki. Size yok mu incir? Neyse olsun. Numaraları var, muhtar tadacak. Ondan sonra bakalım hangi numara çıkıyor. İncirler burada. Evet. Üç tane yarışmacımız var. Gerek öyle inciri. Evet. Numaralı. Evet. Ona göre tadına bakıyoruz. Sen üçünün de tadına baktın mı? Ben bu ilk yediğim inciri beğendim. Ben de ilk yediğim inciri beğendim. Üç numara. Üç numara çıktı. Ali. Ben biliyorum üç numara. Bir numara çıktı. Ne diyeceğiz? Şimdi hepsi güzel incirin yani. Seçme mümkün ayrım değil. Yapamıyoruz. Ayrım yapma mümkün değil yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Üç vefen, bir orada iki özü. Üç galip var diyelim. Bitirelim. Evet evet. Üç galip var. Kazanan da Dereköy'ün inciri olsun. Dereköy inciri olunca ayrım yapamıyoruz. İşte evet, bunu. Ağzımızın tadı da neşemiz de yerindeydi. Ertan'ın söylediği oyun havasıyla da havamızı bulduk. Sinek kaydıydı. Ertan Bergin'e üstü balsın alıyorum efendim. Hadi Ertan. Ertan iki sene sonra bizim için sahneye çıkıyor. Heyecanlı değilim dedi ama heyecanlı. Ha? Hadi efendim bakalım sahneyi dolduralım mı? Hadi kalksın bakalım abi ya. Nihayet muhtarın neşesi yerinde. Tüm köy yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını hasatla beraber alacak. Yorgunluk atmak için festival de tamam. İncirin bereketini hep beraber kutluyoruz. Thank you.
biraz neşe, biraz hareket, biraz da müzik. Burada mutlu olmak için çok da fazla şeye ihtiyaç yok. Bu kadar gülen yüzün, iyi niyetin ardından gitmek çok zor olacak. İncirler kuruyana kadar Dereköy'de kalsaydık bari.